Herkese merhaba dostlar. Yeni bir video ile beraberiz. 2023'te iPhone 5S alınır mı, alınmaz mı? Meraktan dolayı ben de gittim bir tane iPhone 5S aldım arkadaşlar. Gün içerisinde iPhone 5S'i kullandım. Nelerden memnun kaldım, nelerden kalmadım ve 2023'te gerçekten bu telefon kullanılır mı, kullanılmaz mı arkadaşlar? Ben iPhone 5S'i 550 liraya aldım arkadaşlar. Bir arkadaştan aldım, satıyordu. Ben de gittim aldım. Ve 2-3 gündür kullanıyorum gerçekten. Hem oyun konusunda hem de normal bildiğimiz popüler uygulama konusunda gerçekten bu telefon işinize yarar mı? Hızlı bir şekilde bir göz atarım arkadaşlar. Telefon teknik özelliklerine bahsetmek gerekirse tabii ki de hemen hızlı bir şekilde geçelim. 4.7 inçlik bir ekrana sahip arkadaşlar. Parmak iz sensörü bazı modellerde çalışıyor, bazı modellerde çalışmıyor. Bilginiz olsun. 12 megapiksellik bir kamerası mevcut ve tabii ki de 1625'lik de bir batarya kapasitesi mevcut arkadaşlar. Onun dışında telefon bildiğimiz iPhone 5S arkadaşlar ve iPhone 6'lar olduğu gibi yazılım güncelleme desteği almıyor. Ben bu telefon içerisinde bazı uygulamaları yükledim ve bazı uygulamalar tabii ki de yüklenmiyor. Bu uygulamalar sürekli iOS 14 yüklü olan bir sürüm istiyor. Bazı uygulamalar desteklemediği için yüklenmiyor. Örnek veriyorum, foto montaj programları olsun, foto veya video edit programları olsun. iPhone 5S'e yüklenmiyor. Ama onun dışında popüler uygulaması olsun, WhatsApp, TikTok veya Turkcell hesabım veya YouTube gibi ve Twitter, Instagram, Facebook, ondan sonra Messenger gibi birçok uygulama bu telefonunuza indirebiliyorsunuz ve telefonu rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gün içerisinde ortalama olarak bu telefonun ekran süresi 3 ve 3,5 saatlik bir ekran süresi aldım arkadaşlar. Bataryası yaklaşık bir ay önce değiştirilmiş, bilginiz olsun. Onun için ben ortalama olarak gün içerisinde 3,5 saat, 4 saatlik de bir ekran süresini aldığımı söyleyebilirim sizlere. Ve tabii ki de bazı uygulamalarda takılma ve kasmalar oluyor, bilginiz olsun. Onun dışında PUBG Mobile oynamaya çalıştım. Çok fazla kasıyordu, yani oynayabilecek bir durumda değildim sürekli, ya da diğer modellere alıştığımız için ben pek fazla oynayamadım, hemen çıkış yaptım. Onun dışında normal bu telefonunuzu annenize veya babanıza veya ne bileyim küçük bir kardeşiniz için iPhone 5S ideal diyebilirim arkadaşlar. Rahatlıkla da gün içerisinde bu telefonu kullanabilir ve iletişim modunda da bu telefonu kullanabilir diye düşünüyorum. Onun dışında işle ilgili fotoğraf konusunda da kullanabilirsiniz. Gün içerisinde birkaç fotoğraf çektim. Hemen hemen arkadaşlar fotoğraflar gerçekten kalitesi güzel diyebilirim. O kadar bulanık değil ama diğer Android modellere kıyaslama yaptığımızda tabii ki de çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim. 5S'lerde tabii ki de kapasitesine baktığımızda ise elimdeki telefon 16 GB arkadaşlar. 16, 32 ve 64 modelleri bulunuyor. 16 GB olduğu için çok fazla hafızası çabuk yer kaplıyor. Örnek veriyorum, ben birkaç tane video çektim ve birkaç tane de uygulama yükledim ve bu uygulamalardan hemen sonra hafızası dolmak üzere. Onun dışında 32 ve 64 bir modeli bulursanız iPhone 5S ve iPhone 6 gerçekten çok iyi. Çünkü hem istediğiniz kadar fotoğraf çekebilirsiniz hem de istediğiniz kadar uygulamalar yükleyebilirsiniz veya video çekimlerin içinde gerçekten ideal bir telefon olduğunu düşünüyorum. Bazı ağır olmayan oyunlar var. Bu oyunlar tabii ki de rahatlıkça da 5S veya iPhone 6'lar için gerçekten bu oyunları rahatlıkça da oynatabilir. Herhangi bir fazla kasma donma yapmaz. Gün içerisinde telefonu şarja taktım mesela, ortalama olarak şarjı 70 dakika içerisinde dolayan 1,5 saat içerisinde şarjı %100 şeklinde kullanabiliyorsunuz. Onun dışında telefon tabii ki ekran boyutu gerçekten küçük, tek el ele rahatça kullanabiliyorsunuz zaten iPhone 5S. Onun dışında herhangi bir sorun yok, yani ikinci el alacağınız bir iPhone 5S'ten pek fazla bir beklentiniz olmaması gerekiyor zaten. Eğer herhangi bir bozukluğu vesaire yoksa arkadaşlar, onun dışında bir sorun çıkartmaz sizlere. Bazı telefonlarda tabii ki de hoparlör kısmı veya vesaire bozuktur ama bunları almadan önce dikkat etmeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Onun dışında rahatlıkça da bu telefonu kullanabilirsiniz. Dayanıklı bir telefon olduğunu da tekrardan bahsetmek istiyorum. iPhone 5S arkadaşlar. Bu telefon yaklaşık 1-1,5 ay boyunca bende olacak. Bazı testleri gerçekleştireceğim, oyun testleri gerçekleştireceğim ve gün boyunca bu telefonu kullanacağım. iPhone 13 Pro'dan iPhone 5S'e geçiş yapacağım. Bakalım bununla ilgili nasıl deneyimlerim olacak? Bunu da tekrardan video çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.